Türkiye sanayisi çeşitliliği açısından her geçen gün ihracat oranlarını yükseltiyor. Buna bağlı olarak gerek metropol şehirlerde, gerekse Anadolu'nun pek çok ilinde kurulan organize sanayi bölgeleri sayesinde yatırımcılar kurmuş oldukları yeni üretim tesisleriyle ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Eurotrend program ekiplerimiz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ramazan Yıldırım'ı ziyaret ederek organize sanayi bölgelerinin ülkemizdeki konumu ve ekonomiye katkıları ile ilgili olarak bilgiler alıyor. Organize sanayi bölgelerine baktığımız zaman dünyada ilk uygulamaları bazı kaynaklara göre İngiltere, bazı kaynaklara göre de Amerika Birleşik Devletleri'nde başladığı söylenmektedir. 19. yılın başlarında. Ülkemize geldiğimiz zaman, ülkemizde ne zaman başlamış diye baktığımız zaman 1962 yılında Bursa'da Dünya Bankası'nın kısmi kredi desteğiyle ki o zaman çok büyük heyecan yaratmıştır. İlk organize sanayi bölgesi projesi bugün Renault Otomobil Fabrikası'nın bulunduğu Bursa'daki Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde bu proje hayata geçmiştir. Bugün itibariyle baktığımız zaman 312 tane organize sanayi bölgesi oluştu. Bunlardan 252 tanesi karma dediğimiz çeşitli sektör gruplarının yer aldığı, 52 tane ihtisas, tek sektör grubunun yer aldığı ve 8 tane de ıslah OSB dediğimiz OSB'lerden müteşekkil. Ramazan Yıldırım, organize sanayi bölgelerindeki istihdam oranlarına değinerek yatırımcılara programımız aracılığıyla önemli mesajlar veriyor. Bugün baktığımız zaman 1 milyon 735 bin kayıtlı istihdam var organize sanayi bölgelerinde. Geçen yıl sadece 100 bin bir istihdam artışımız var. Yani bir yıllık artışta. Tamamı inşallah bütün boş partilerimiz de faaliyette, üretim faaliyetine geçtiğinde burada 2,5 milyonluk bir istihdam beklentimiz var. Tabii bu projeleri, organize sanayi bölgeleri projelerini biz bakanlık olarak re'sen kurma yetkimiz yok. Kanun öncesi de sonrası da çeşitli şekillerde kurulmuş organize sanayi bölgeleri. Kimi bakanlar kurulu kararıyla, kimi o zamanki devlet planlama teşkilatı müsteşarlığınca, kimi başka yerelin talebi üzerine, yerel demin saydığım kurum ve kuruluşlarca kurulmuş. Kanun 2000 yılında yürürlüğe girdikten sonra valiliğin uygun görüşünün bakanlığımıza ulaşmasıyla beraber o yörede ya da ilde ya da ilçede organize sanayi bölgeleri kurulma çalışmalarına başlamaktayız. Dolayısıyla demin gösterdiğim haritaya baktığımız zaman Anadolu'nun her tarafına, bugün 81 ilimizin 81'inde de organize sanayi bölgeleri projesi var. Gelişmiş yöre Marmara civarını bir tarafa bırakırsak yatırım yeri bulamıyorum diyenler bakanlığımıza gelsin. Biz mutlaka onlara yer buluruz. Mutlaka onların taleplerini bunun istediği yer olmasa bile alternatif öneriler sunabiliriz. 2023 yılında 50 yeni organize sanayi bölgesi kurmayı hedeflediklerini belirten Ramazan Yıldırım, katma değeri yüksek ürünler üretmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade ediyor. 2023'te yaklaşık biz 50 tane daha organize sanayi bölgesi kurmak istiyoruz. Şu anki tüm parsellerin faaliyete geçmesi 2,5 milyon gibi istihdam söyledim. Tabii bu 50 tane OSB ile beraber yaklaşık 3 milyon civarında bir istihdam öngörümüz var. Tabii bunları katma değerlerini daha arttırmak için bunun yanında işte kümelenme faaliyetlerini, kümelenme kültürünü ülkemize yayma anlamında da bir proje çalışması başlattık. Zaman zaman çağrıya çıkıyoruz. Çağrılarda da özellikle orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlere yönelik üniversitelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, OSB'lerimiz, endüstri bölgelerimiz, odalarımız, üniversitelerimizle birlikte çalışarak daha katma değeri yüksek, kilogram fiyat daha yüksek ürünler üretmeye yönelik de çalışmalarımız devam etmektedir.